Şimdi üflüyorum. Bak, ben daha uzun üfleyeceğim. Çok farklı olmadı. Olur mu? Benimki 2 metreye kadar uçtu. Arkadaşlar tepeye çıkmışlar. Hadi biz de gidelim. Olur. Aa! Bunu kaldırmalıyız. Ali, hadi yardım et de şu taşı yol kenarına çekelim. Hı? Ne yapacaksın ki taşı? Bir şey yapmayacağım. Yoldan geçenlere sıkıntı vermesin diye kaldıralım. Aman abla, kocaman taşla uğraşma. Hadi gidelim. Ali, çok ayıp ama. Ayıp mı? Ne yaptım ki ben? Çünkü taşı kaldırmama yardım etmiyorsun. İyi de o taşı ben koymadım ki. Olsun, kaldırsak ne olur sanki? Hem yoldan geçenlere bir iyilik yapmış oluruz. Gel hadi. Aa, abla bak bisiklet getirmişler, gördün mü? Kendi başıma kaldıramam. Neyse, dönüşte kaldırırız. Alper abi senin mi? Bana özel değil. Evde herkes kullanıyor. Bugün kullanma sırası bende. Maşallah, çok güzelmiş. Teşekkür ederim Hümeyra. Siz gelmeden önce yarış yapalım diye konuştuk. Ama tek bir bisiklet var. Nasıl olacak? Yarışma şöyle. Şu tepenin çevresinden en kısa sürede dolaşan birinci olacak. Harika, çok iyi fikir. Ama biz daha önce buralarda hiç bisiklet sürmedik. Biliyorum ama korkmayın, sürmesi kolay. Önce yarışacağımız yolu belirleriz. Yarışmayı daha sonra yaparız. Ben pek süremem ama yine de deneyeceğim. Ben iddialıyım. Birinci geleceğime inanıyorum. Peki öyleyse izleyeceğimiz güzergahı anlatayım. İzleyeceğimiz yolda 1-2 keskin dönüş var ama hızlı girmediğiniz sürece bir şey olmaz. Hadi bakalım, herkes sırayla bisikleti denesin. Harika, çok eğlenceli. Herhalde herkes bisiklete alıştı. Yarışalım mı artık? Peki birinci gelene ödül yok mu? Mesela birinci gelene bir gazoz ve kek alsak. Ama bu durumda kumar gibi olur bence. Hiç gerek yok. Bence de gerek yok. Hadi bakalım, ilk kim yarışmak ister? Ben daha sonra sürmek istiyorum. Önce sizin hızınızı göreyim. Pekala, isterseniz önce ben başlayayım. Siz süreyi tutun. Tamam, ben kronometreyi açıyorum. Hazır. Başla. Fatih birinci olmayı çok istiyor. En iyisi biraz yavaş gideyim. Yarışmayı kaybederse çok üzülür. İşte geldim. 1 dakika 40 saniye. Çok iyi. Ben herhalde 5 dakikada anca bitiririm. Öyle düşünme. Bir dene bakalım. Pekala. Hümeyra, süreyi sen tutar mısın? Tabii. Hazır. Başla. Bence 4 dakikada bitirir. Ben 2 dakikada gelirim.
Senin için tehlikeli olabilir Ali. Bence sen yarışma. Burada sürsen daha iyi olur. Niyeymiş ya? Pekala sürebiliyorum. Hop. Üç dakika 35 saniye. Bence çok iyi. Bence de iyi. Bu kadarını beklemiyordum. Tebrikler Mine. Sıra sende Hümeyra. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Ne çabuk sıra geldi. Korkacak bir şey yok. Gayet eğlenceli. Hümeyra, hazır mısın? Evet. Hazır. Başla. Gayet iyi. 3 dakikada bitirir bence. Hey. Hey. Hoppa. Ve Hümeyra bitiş çizgisinde. 1 dakika 45 saniye. Çok iyi. Benimle aynı sürede bitirdin. Seninki 5 saniye daha erkendi. Olsun. Eşit ulaştık sayılır. İkiniz de ikinci sayılırsınız. Alper haklı. Ben nasıl olsa birinci olacağım. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Fırtına Lakaplı Fatih'i izliyoruz. 1,5 dakika içerisinde turu tamamlamasını bekliyoruz. Hadi bakalım, şampiyonu çok bekletmeyelim. Hazır, başla. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Niye gitmiyor bu? En iyisi şu kestirmeden geçeyim, yoksa çok geç kalacağım. Hadi çık, hadi. Az kalmıştı. Hızlanıp tekrar gelmeliyim. Hay Allah, olmadı. Gitmiyor artık. Geri dönmem lazım. Çok zaman kaybettim. 4 dakika 23 saniye. Gayet hızlı başlamıştın Fatih. Ne oldu? Acemilik işte. Hata yaptım. Bu durumda birinci Alper. Ama ben daha yarışmadım. Ali, senin için çok tehlikeli. Ablan doğru söylüyor. İstersen şuradaki toprak yolda sürebilirsin. Ama yarışabilirim. Toprak yolda sürebilirsin. Başka türlü olmaz. Peki, öyleyse süre tutun. Şu yolun sonuna gidip geleceğim, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Hazır, başla. Taş değil mi bu? Evet, evet o. Aa, kemiklerim. Üç dakika, net. Düşmeseydim daha erken gelirdim. Ay, düştün mü?
Düştüm ama iyiyim. Bir şeyim yok. Gördün mü bak? Yarışmadığın iyi olmuş. Yoksa daha kötü olurdu. Evet, haklısın. Hadi gidelim, biraz yemek yiyeceğiz. Yemeğe daha çok var. Niye acele ediyorsun? Acele edelim abla. Hani yolda bir taş vardı ya. Gidip kaldıralım onu. Şimdi birisi gelip çarpar, bir şey olur. Sen yoksa o taşa mı çarptın? Ya şey... Aslında çarpmazdım ama yolun ortasına koymuşlar. Nasıl çarpmayayım? Peki, olan olmuş artık. Gidip şu taşı kaldıralım. Bugün harika bir gün geçirdik Puffy. Alper'in getirdiği bisikletle zamana karşı çok keyifli bir yarış yaptık. Alper'le ben berabere kaldık. Ali ile onların yanına giderken yolda gördüğümüz taşı kaldıralım demiştim. O umursamamıştı. Tek başıma da kaldıramadım. Ama Ali gidip bisikletle o taşa çarpınca da o da yoldaki bir engeli kaldırmanın önemini anladı. Annem bana yoldaki insanlara engel olacak şeyleri kaldırmanın da bir sadaka olduğunu söylemişti. Peygamberimiz böyle yaparmış. Şimdi yolda ne görse kaldırıyor. Yaprakları bile. İnşallah rüyalarım da bugünkü kadar güzel olur. İyi geceler Puffy.